Verilen ifadelerden kaç tanesi tek fonksiyondur diye sormuş arkadaşlar bize. E, tek fonksiyonla ilgili ne biliyoruz? Eğer fonksiyonumuz polinom tipli bir fonksiyon ise çift dereceli değil, bütün derecelerimizin ne olması lazımdı? Tek olması lazımdı. X üzeri 4'ü gördüm ben buradan. E, bunun tek olamayacağını biliyorum, direkt sildim. E, bakıyorum buraya, x küp, x üzeri 1. Derecelerim hepsi tek, o zaman bu ifade bir. Tek fonksiyondur diyeceğim. Yalnız şurada bir dikkat edeceğiz. Çünkü burada işin içine mutlak değer girmiş. E, tanımdan yararlanarak anlatmaya çalışayım ben size. Hx'imiz ne eşitmiş? x üzeri 5 artı x küp mutlak değer içerisinde. Tanım gereği biz ne biliyoruz? x gördüğümüzde x'i x yazdığımız zaman bu fonksiyon tek olsaydı bize bunu sağlatacaktı. Acaba bu özellik sağlıyor mu? Hemen bir inceliyorum x gördüğümüz yere eksi x yazacağız. Yani h içinde eksi x mutlak değer içinde eksi x'in 5. kuvveti artı eksi x'in 3. kuvveti olarak yazdım. İfademizi hemen bir düzenleyelim. Ne olacaktır? E, tek kuvvet olduğu için eksiyi götürmeyecektir. Eksi x üzeri 5 eksi x küp. E, demek ki arkadaşım ben bu içeriği eksi parantezine alacak olursam ifade bu şekilde bir hal alacaktır. Ya mutlak değer ne yapıyordu? Şuradaki eksiği yutuyordu. İfadeyi şu şekilde çıkartıyordu. O zaman bu ifadeyi incelediğim zaman hx başlangıçtaki halinin yine aynı durumunu aldı. Yani h içinde eksi x de hx e eşitmiş. O zaman bu fonksiyon bir çift fonksiyonmuş diyeceğiz. Bunu da ne yapacağız? Eleyeceğiz. Sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonlar her zaman çift arkadaşlar neden yanında x üzeri sıfırla terim olduğunu düşünüyorduk yani çift derece bir terim o zaman bu da bir çift fonksiyondur bu arada yukarıdakini yazmadık o da bir çift fonksiyondur o zaman tek olan bir tane vardır o da iki numaralıdır.